yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. Scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright. Özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Adana TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Arda Özünaldım. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Adana İlçe Kongrelerinin tarihi belli oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Ceyhan İlçe Kongresi 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Sağlık işçileri için Aile Bakanlığı ile masaya oturan Öz Sağlık İş Sendikası sözleşmede yaptığı bir hatayla 25 bin üyesini mağdur etti. İşçiler, benzer statüde çalışan diğer sendikaların üyelerinden 5000 lira daha düşük maaş aldıkları için bir hayli öfkeli. Kayıpları şu ana kadar işçi başına 120 bin lirayı buldu. Sağlık çalışanları da bu hatanın bir an önce düzeltilmesini istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlık Heyeti Merkez Seyhan ilçesinde Sarı Hamzalı Mahallesi'nde bulunan Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler sitesinde çıkan yangın bölgesindeki esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Zorba, Sayın Vazmaz, Beysel Kokaçya, Mahir Şafak ve Mükremin Kara'dan oluşan heyet yangın faciasında zarar gören iş yerlerini ziyaret ettiler. Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçim için aday adayları sahaya çıktı. Henüz resmi aday adaylığını açıklayan olmasa da kulislerde isimler konuşuluyor. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy'un aday olup olmayacağı netlik kazanmasa da Başkan Özsoy'un yakın çevresine Ceyhan Belediye Başkanlığı seçiminde aday olacağını ifade etti öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçlı, ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda belediye seçimlerinde aday adayı olacak ilçe başkanlarının istifa ederek aday olmalarını söylediği öne sürüldü. Gözler AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı'na çevrildi. Başkan Özsoy'un yakın zamanda istifa edeceği ve Ceyhan Belediye Başkanlığı için aday adayı olması bekleniyor. AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, şehirde her kurumun önce daha fazla proje üretmesi, sonra da bu projelerin hayata geçirilmesi için daha ısrarcı olması gerektiğini söyledi. Bölgesel Ekonomi Gazetesi Refleks'i ziyaret eden Milletvekili Aytek, bu dönem meslek odalarımızdan yerel yönetimine, STK'lardan üniversitelerimize sınırları zorlayacak, proje üretecek takipçisi olacağız. Adana'nın geleceği için buna mecburuz dedi. Memur maaşı zammı için kritik öneme sahip 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken bir başka düzenleme için daha çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilerek 1. derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Özellikle memur emekli maaşına önemli katkısı bulunan ek gösterge düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan SGK baş uzmanı İsa Karakaş, 4 yıllık üniversite mezunlarının daha avantajlı olduğunu dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SMA hastalarının sorunlarını meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Koca'nın 2023 yılı Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde bilim kurulunun oral kullanımı olan ikinci bir ilacın kullanımını onayladığını, ilacın kullanıma alınacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Bulut, aradan 8 aydan fazla süre geçmesine rağmen ilaç henüz ruhsatlandırılmamış ve geri ödeme kapsamına alınmamıştır. Devletin en temel görevi insanı yaşatmaktır. SMA'lı bebekler ailelerin kendi imkanları çerçevesinde düzenlediği kampanyalarla değil, devletin yükümlülüğü olarak yaşatılmak zorundadır, dedi. Adil ve sorunsuz kayıt için harekete geçen Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde 2023-2024 döneminde kreşlerde eğitim görecek çocukların belirlenmesi için noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi büyük heyecana neden oldu. Çekiliş sırasında adı okunan şanslı minikler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. İlçede bulunan 8 semt kreşine çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterince herhangi bir şaibeye yer bırakmamak adına adil ve sorunsuz kayıt yapılabilmesi için Adana 18. noter huzurunda ve canlı yayında çekilişle miniklerin isimleri belirlendi. 2019'da Çin'in Wuhan kentinde görülen Covid-19, 2020 yılının Mart ayında Türkiye'de de yayılmaya başlanmıştı. Tam maskelerden kurtulundu derken İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı kara haberi verdi. Yeni varyant Eris, ülke genelindeki her yeni vakadan birini oluşturuyor. İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti. Tam Adana TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu akşamlar diliyoruz. En özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, telefon 0543 575 9606. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. No scar but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then OD'd. Life is just that dark, but life is just that bright.